sevgili seyirciler, pandemi nedeniyle uzunca bir süre etkinliklere ara verilmişti ama artık yavaş yavaş etkinlikler artık fiili olarak yapılmaya başlanıyor. Daha önce lansmanlar hep online yapılıyordu. Şimdi fiili yapılan lansmanlardan bir tanesindeyiz. Hyundai Bayon'un tanıtımına geldik. İlk olarak Yenikapı'da buluştuk. Yenikapı'da orada herkese PCR testi yapıldı ki bir kontrol yapalım, herhangi bir sorun olmasın sağlık yönünden diye. Deniz otobüsüne bindik. Arkamda görmüş olduğunuz deniz otobüsüne. Bandırma'ya geldik. Burada araçlarımızı teslimat aldık. Buradan aşağı yukarı 2-2,5 saatlik bir Çanakkale yolculuğumuz olacak. Yeni Bayon'u bu yolculukta inceleyeceğiz. Aracı inceledikten sonra tabii ki yetkililerden bilgi alacağız. Araçla ilgili teknik detayları öğreneceğiz. Ondan sonra da ben de size sürüş izlenimlerimi aktaracağım. Bakalım Hyundai Bayon bizlere neler sunuyor, neler vaat ediyor onları anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık bir grup var. Her araçta genellikle bir kişi var. Dolayısıyla hijyen yönünden de tüm tedbirler alınmış durumda. Biz de kademeli olarak normal hayata geçişe başlamış olduk. Evet, Bayon testimiz şimdi başlıyor. Evet, Bayon'u güzel bir rotada kullandık. Çanakkale'ye ve tarihi mekana, Troya Müzesi'ne geldik. Şimdi yanımızda Hyundai Genel Müdürü Murat Berker var. Kendisiyle de aracın Türkiye'deki geleceğini konuşacağız. Tabii ki adetlerini konuşacağız. Evet, Mart ayından itibaren üretime başlandı ve Haziran ayı itibariyle de satışa sunuldu Bayon. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Yıllık olarak kaç adet üretmeyi hedefliyorsunuz bu yıl için? Bu yıl için yaklaşık 35 bin adet üretmeyi planlıyoruz. Bunun ne kadar Türkiye'de kalacak? Yaklaşık 6500 adetini Türkiye'de satacağız. 28500 adet de yurt dışına ihraç edilecek. Peki Türkiye için gururumuz olacak araçlardan bir tanesi. Burada üretilecek ve dünyaya, Avrupa'ya buradan satılacak. Türkiye'de de 6500 kişi kullanacak. Bayon'un öncelikle müşteri kitlesini, hedef kitlesini bize tanımlayabilir misiniz? Nasıl bir kitleye hitap edecek? Biliyorsunuz bu bir SUV segmentinde olan bir aracımız. Bagaj hacmi çok geniş, 411 litre bagaj hacmi var. İç kısmı çok geniş. Gerçekten özellikle Türk tüketicisinin, özellikle ailelerin tercih edeceği bir araç gibi gözüküyor. Yaklaşık bir hafta oldu. Bugüne kadar da 1000 adet yaklaşık araç sattık. Genel anlamda hem aileler tercih ediyor hem özellikle orta yaş gençlerimiz daha çok bu aracı tercih edecek gibi gözüküyor. Peki sizin segmente baktığımızda SUV segmentinde 3. modeliniz Tucson, evet. O da yenilendi. Yepyeni bir görünüme kavuştu ve çok fazla da donanımsal özelliği var. İlgi çeken bir model. Bunun yanında yine B SUV'de Kona var. Kona ile Bayon nasıl pazarda yer alacak? Birbirlerini öldürmeyecekler mi? Rekabet aralarında nasıl gerçekleşecek? Şöyle söyleyeyim, Bayon bu ailenin en küçük ferdi. Sonrasında Kona, Tucson, Santa Fe 1.6 hibrit modelimiz var. Onu da getirdik. Yakın zamanda onu da lansmanını yapacağız. Dolayısıyla biz Bayon'da ağırlıklı benzinli motor seçeneğini satacağız. Zaten dizel seçeneği yok. Kona'da da müşterilerimize dizel seçeneğini soracağız. Bu şekilde ayrıştırmayı planlıyoruz. Peki dizel demişken global pazara baktığımızda dizelin artık yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyebiliriz. Elektrikliğe doğru bir kayış var. Hibrit araçlar oldukça gündemde. Kona'daki dizel motor ortadan kalktığında iki aracın motor segmentasyonları nasıl olacak? Aslında onunla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık. Eylül ayında Kona elektrikliği Türkiye pazarına sunacağız. Aslında Hyundai olarak ilk defa elektrikli araç olarak Kona'yı getireceğiz. Dolayısıyla ilerisi için de bu şekilde planlamamızı yaptık. Dizel motor seçeneği ortadan kalktıktan sonra elektrikliyle devam edeceğiz. Bayon'da şu anda iki motor seçeneği var, benzinli. Biri 1.0 turbo, biri 1.4 klasik atmosferik motor olacak. Evet, 1.4 düz vites ve otomatik vites seçeneği var. Aynı zamanda 1.0 turbo GDI seçeneği var, ikinci seçenek. Bir de 1.0 turbo GDI hafif hibrit dediğimiz modeli var. Onu da ağırlıklı olarak özellikle yurt dışı pazarında. Dağılımı nasıl görüyorsunuz Türkiye pazarında?
motor dağılımını? En çok hangisine talep olacak? Bizim şu andaki satış trendine baktığımız zaman %90 1.4 motor olacak gibi gözüküyor. %10 1.0 turbo GDI motor olacak gibi planlıyoruz. Peki son olarak Beyond'da donanım paketlerine de değinelim. Birçok özellik var. Tabii biz üst donanımlardan bir tanesini kullandık buraya gelirken. Test araçları 1.4'lük motordu, atmosferik motordu. Kaç donanım seviyesi olacak ve bunun dışında günümüz artık teknoloji devri. Teknolojik yeniliklerden de biraz bahseder misiniz? Tabii 3 tane farklı seçeneği olacak. Jump, Style. Bu arada pardon, bir de Style Design diye bir ara modeli var. Onun da tavan rengi siyah ve dış dikiz aynaları siyah olacak. Ve en üst modelimiz Elite. Elite modelimizi bugün siz kullandınız. Onda 10-25 multimedya ekran var. Üstün donanım seçenekleri var. Ön çarpışma, önleyici sistem var. Şerit takip sistemi var. Aynı zamanda Bose hoparlör sistemi var en üst modelimizde. Özellikle tüketicilerimizin isteklerini dikkate alarak birçok opsiyon özelliği Beyond'a ekledik. Peki siz pazar araştırması yapıyorsunuz. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu aslında. Onu isteklerin var etti. Sloganın altını en çok neyle dolduruyorsunuz? Yani en çok talep hangi özelliğe doğru kaydı? Yeni dönemde diyelim buna. Mesela sunroof'a mı çok talep var, yoksa kablosuz şarja mı var, yoksa şerit takip asistanına mı var, dijital ekrana mı var? En çok neyi talep ediyor tüketiciler? Yani tüketiciler en çok güvenlik ekipmanlarına daha çok önem veriyor son yıllarda. Bir de multimedya CarPlay'le önem veriyorlar. Çünkü aracı kullanırken rahatlıkla bir takım şeylere ulaşabilmek, kendi cep telefonlarını bağlayıp oradan müzik dinlemek ve bir takım konuşmaları yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu iki özelliği daha fazla ön plana çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kullanırken biz de keyif aldık. Farklı bir tasarıma sahip. Ben 1.0 motoru kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu aracı bu rotada kullandık ama biliyorsunuz Bandırma'dan buraya kadar, Çanakkale'ye kadar yolda hız limitleri var. Biliyorsunuz radarlar var. Trafiğe dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya konsantre olurken de çok fazla araca konsantre olamıyorsunuz işin doğrusu ama ön izlenimleri birazdan sizlerle paylaşacağım. Murat Berkel'den aracı dinledik. Gerçekten farklı bir araç oldu Türkiye için. Erişilebilir rakamlara çıktı şu anda piyasaya. Dilerim ki bu rakamlarda kalır. Vergi sistemlerinde herhangi bir oynama, herhangi bir şey olmazsa. Kurlarda da bir değişiklik olmazsa. Evet, şimdi isterseniz Bayon'un yanına geçelim. Ben de size aracın ilk izlenimlerini anlatayım. Opet test köşesinde her hafta sizlere farklı bir araç tanıtmaya çalışıyoruz. Bu hafta ise Hyundai Bayon lansmanındayız ve Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'ye gelmişken Opet'in bu yarımadada yapmış olduğu tarihe saygı projesi kapsamında da iyileştirmeler var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. 2006 yılından beri Opet bu bölgede birçok yeri restore etti ve turizme kazandırırken aynı zamanda yerel halka da iş imkanı sundu. En son yapılan projelerden bir tanesi Etnoköy, Çıplakköy renovasyonu oldu. 5000 yıllık bir geçmişe sahip Çıplakköy ve görmüş olduğunuz gibi köy meydanı da dahil olmak üzere birçok yer iyileştirildi ve tarihi dokuya uygun şekilde restore edildi. Aynı zamanda evlerin üzerinde geçmiş döneme ait motifler de görmek mümkün. Köy kahvesinden tutun da türbelere kadar her şey toparlandı, restore edildi, turizme kazandırıldı. Aynı zamanda köy halkı da bilinçlendirilerek onların da turizmden gelir elde etmesi sağlandı. Bunlar Türkiye için dediğim gibi çok önemli çalışmalar. Şu anda Troya Meydanı'ndayız. Hyundai Bayon yanımızda. Ben size biraz Bayon'dan bahsedeceğim. Mart ayında üretilmeye başladı. Haziran ayından itibaren de satışa sunuldu. i20 platformunda üretiliyor. B SUV segmentinde yer alıyor. Bu segmente Hyundai'nin bir başka modeli daha var biliyorsunuz. Kona. Kona ile kardeş. Aynı segmentte rekabet edecekler. Aileler için düşünülmüş bir model ve biraz da vergi avantajına sahip bir model. Marka yetkililerinin en çok vurguladığı konu 411 litrelik bagaj hacmi ki aileler en çok buna ihtiyaç duyuyor. Neye sahip? 1.4 litrelik
klasik atmosferik bir motora sahip bizim şu an kullanmış olduğumuz test aracımız. Otomatik şanzıman 6 ileri, bu şanzımanda tabii ki konfor sunuyor. Bandırmadan buraya gelene kadar yaklaşık 150 kilometre bir yolda aracı kullanma şansına sahip oldum. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Farklı bir tasarımı var. Parametrik tasarım çizgileri diyorlar. Hyundai mühendisleri, Hyundai tasarımcıları bu aracın tasarım felsefesine. Ön yüz diğer araçlardan fazlasıyla ayrışıyor. Tabii ki yan taraftaki detaylar da aynı şekilde farklı çizgilere sahip. Ben aracın ön kısmını beğendim. Yan tarafı biraz farklı, zevkinize kalmış. Seversiniz, sevmezsiniz. Kullanımı rahat bir araç, otomatik şanzımanlı olduğu için, ama 1.4 litrelik atmosferik motor yakıt tüketiminde pek de cimri değil. Onun da altını çizmek lazım. Oradan buraya gelene kadar normal bir kullanımda ben 7.2 litre civarında bir tüketime sahip oldum. Şehir içinde bu rakam biraz daha yukarılara çıkacaktır. Bu aracın bir de 1 litrelik turbo beslemeli bir motoru var. Onu kullanmadım. Onun daha iyi verilere sahip olacağını düşünüyorum. Hem tork değeri olarak, hem beygir olarak, hem de yakıt tüketimi olarak bu biraz zayıf kaldı bana, onu söyleyeyim. Biraz daha güçlü bir araç bekliyordum açıkçası. Bu performansla beraber yakıt tüketim değeri biraz yukarıda kalıyor. Daha ziyade vergi dilimine oturtulmak için düşünülmüş bir araç gibi bunu aslında düşünebiliriz Türkiye için. Bunun dışında neler var? İçeride dijital ekranlar var. Yine günümüzün en çok talep gören özelliklerinden. Kablosuz şarj özelliği var. 3 farklı donanım seviyesi var temel olarak. Bu donanım seviyelerinden birini seçebilirsiniz ama farklı tavan renkleri gibi kombinasyonlar da alabiliyorsunuz. Müzik sistemi yine alabiliyorsunuz. 2 farklı trim var içeride. Biri beige, biri siyah olmak üzere. Bunlardan birini tercih edebiliyorsunuz. Yine jantlarda 16 ve 17 inç olmak üzere 2 farklı boyut var. Tabii ki bu boyutlarla beraber de aracın yerden yüksekliği değişiyor. 17 inç jantlarda yerden 183 mm yüksekliğe kavuşuyor. Boyutu ise aracın 4180 mm. Her şeyi genel olarak baktığımızda aslında iyi. Biz şimdi Bayon'u ilk izlenimler olarak böyle gördük bu kadar süre içinde. Bunu İstanbul'da daha detaylı incelemek istiyorum. Tabii ki özellikle 1.0 motorunu da görmek istiyorum. 1.0 motorla birlikte o performans ve yakıt tüketim değerleri benim için önemli olacak. Bayon ilk çıktığı andan itibaren 1000 adedin üzerinde bir siparişle karşılaştı ve Türkiye'ye yaklaşık 6500 adet araç sunulması planlanıyor. Üretim kapasitesinin 6500 adedi bu yıl içinde Türkiye'de satışa sunulacak. Bakalım satışlara bu ne kadar yansıyacak, daha mı fazla talep olacak yoksa 6500 adedin altında mı kalacak, onu yıl sonunda göreceğiz elbette. Türkiye'de ve dünyada baktığımızda SUV olan trend artıyor. Özellikle işte fiyatların da artmasıyla B SUV segmentine talep neredeyse ikiye katlanmış durumda. O yüzden bu segmentte yarışacak bir araç, iddialı bir araç. Şansı açık olsun diyelim. Şimdilik araçla ilgili bunları anlatalım ve biraz da Etnoköy'ü, Çıplak Köy'ü gezelim. Bakalım etrafta neler yapılmış. Ama benim hoşuma giden, gördüğüm kadarıyla yine etrafta buranın geçmişiyle ilgili öncesi ve sonrası fotoğrafları var. Çok güzel heykeller var. Geçmişten günümüze taşınmış, restore edilmiş veya o dönemi anlatan heykeller yapılmış. Şimdi hep birlikte köyü geziyoruz. Hyundai Bayon lansmanının sonuna geldik. Hem aracı kullanma şansını yakaladık hem de Etnoköy ve Çıplakköy'ü yakından gördük. Tarihe saygı duymak gerekiyor, ona sahip çıkmak gerekiyor ve tarihten ders almak lazım. Tarihinden ders almayanlar geleceğe sağlam adımlarla ilerleyemezler. O yüzden biz de geldik gördük. Truvalıların yaşadığı bu bölgede, onların hayatlarına, hatta Osmanlılara kadar birçok izler var burada. Dolayısıyla bu güzellikleri yakından görme şansını yakaladık. Sizlere de tavsiyem, pandemi sürecinde böyle açık alanlarda böyle güzel yerleri görebilirsiniz. Gelin, gezin, görün, tarihinize sahip çıkın. Bu güzellikleri yakından görün ama en önemlisi sağlıcakla kalın. Şimdilik hoşça kalın.